Birinci soruya baktığımızda, bir kamyonetin kasasında sabit duran bir futbol topu bulunmaktadır. Buna göre kamyonet durumlardan hangilerine futbol topu aracın önüne doğru hareket eder demiş. Arkadaşlar hemen bir kamyonet çizelim şöyle. Şöyle arkadaşlar hareket ediyor. Çizebiliriz. Ve sabit duran bir futbol topu. Burada arkadaşlar bir tane futbol topumuz var ve sabit duruyor. Diyor ki hangi durumlarda öne doğru gider? Yani futbol topu şuraya doğru hareket eder diye sormuş arkadaşlar. Eylemsizlik sorusu bakalım. Sabit hızlı yokuş çıkarken. Arkadaşlar sabit hızlı yokuş çıkıyorsa herhangi bir ivmesi yok demektir değil mi? Ama şöyle düşünün. Yokuş çıktığı için arkadaşlar top ne olacak? Şöyle eğik düzlem olduğu için top aşağı doğru hareket edecek. Öne doğru gelmeyecek. Dolayısıyla ne olacak? Yani birinci öncülümüz alamayız. Aniden frene basarsa arkadaşlar bu şekilde hareket ediyordum. Aniden frene bastım. O zaman benim sola doğru bir ivmem oluştu. Arkadaşlar top kendi hareketini korumak isteyeceği için şöyle öne doğru gider. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bunun şöyle bir mantığı var. Aracı etki eden sola doğru bir ivme varsa içeridekiler yani topa arkadaşlar sağa doğru bir ivme etki eder. Eylemsizlikten dolayı. Yani sağa doğru bunun bir ivmesi oluştu gibi düşünebilirsiniz. İkinci öncülümüz doğru yani. Aniden gaza basarsa arkadaşlar sağa doğru bir ivmelenme olur. Sağa doğru bir ivmelenme varsa içeridekiler sola doğru ivme hareket edecektir. Dolayısıyla top sola doğru gider. Yani şöyle düşünebilirsiniz aslında bu evlensizlik kuvveti diye bir şey gerçekte yok aslında yani o hayalet bir şey. Newton'un yasasına göre arkadaşlar bu top kendi yerini korumak istiyor. Kendi yerini korumak istediği için araç arkadaşlar, aracı mesela toptan ayrı bir bütün olarak düşünürseniz arkadaşlar fren yaptığı zaman araç mesela sola doğru gidiyor gibi düşünün. Top kendi yerini korumak istediği için aslında öne doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Aynı şekilde araç gaza bastığında araç böyle sağa doğru gidiyor gibi düşünün. Top kendi yerini korumak istediği için solda kalıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani 3. önlüğümüzü alamayacağız. Cevabımız B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda K noktasından serbest bırakılan M kütleli cisim sürtünmesiz K ile LM arasında hareket edip M arası sürtünme olan yola girip N noktasında duruyor. Cismin K ile arası ortalama hızı V1, LM arası V2, MN arası V3 olmaktadır. Buna göre ilişkiyi soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. K ile LM arasında arkadaşlar neymiş? Bir sürtünme yokmuş. MN de sürtünmeliymiş. En başta neyi bırakıyor arkadaşlar? Serbest bırakıyor. Serbest bırakıyor demek ilk baştaki hızı 0 demek. L'ye kadar arkadaşlar V'ye kadar bir hızı olsun. L ile M arasında arkadaşlar sonuçta bir hız kaybetmeyecek sürtünme yok. Sonra arkadaşlar N'de de ne olmuş? Durmuş sıfırlanmış. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ortalama hızı biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? İlk hız artı son hız bölü 2. Buradaki ortalama hızımız o zaman 0 artı V bölü 2'den burası V bölü 2 gelecektir. Burayı bulmak istersek arkadaşlar aynı şekilde ilk hız artı son hız bölü 2'den burasının ortalama hızı arkadaşlar V'ye gidecektir. Şöyle yuvarlak içine alalım onları. Burası da aynı şekilde arkadaşlar V bölü 2 gelecektir. O zaman biz ne deriz? LM K ile arasındaki arkadaşlar V bölü 2'ymiş. Yani V1 arkadaşlar V bölü 2. V2 arkadaşlar V. V3 de neymiş arkadaşlar? V bölü 2'ymiş. O zaman V2 büyüktür. V1 eşittir. V3 olacak. Cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü soruya geldiğimizde Q1 ve Q2 yüklü cisimler şekildeki bir dengededir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Arkadaşlar dengede diyorsa bunlar bu şekilde kalıyor yani. Bunların bu şekilde kalmasının sebebi ip bu şekildeyse arkadaşlar demek ki hem ip bu şekilde gerginse iki tane bileşeni var. Yukarı doğru ve sağa doğru değil mi? Bunu sağa doğru dengeleyecek şey arkadaşlar buna sola doğru etki eden elektrik kuvvet F elektriksel yazalım. Aynı zamanda ipin yukarısına doğru olan kuvveti dengeleyecek şeydir arkadaşlar. Yükün ağırlığı buna da G diyebiliriz. Q2'de arkadaşlar sağa doğru tabii ki elektriksel kuvvet çekiyor aynı zamanda. Görmüş olduğunuz gibi bu buradan sabit. Cisimlere iki temel kuvvet etki etmektedir diyor arkadaşlar. Evet bir tanesi arkadaşlar elektriksel kuvvet. Diğeri de arkadaşlar kütle çekim kuvveti yani ağırlığı diyebiliriz. Cisimlere birer tane temas gerektiren kuvvet uygulanıyor. Evet arkadaşlar birer tane işte burada Q1 yükünde T yani ip. Q2'de de arkadaşlar sabit tutulması için bir tane temas gerektiren kuvvet uygulanıyor. Q1 yüklü cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Kesinlikle arkadaşlar. Zaten dengede olduğu için direkt böyle söyleyebiliriz. Cevabımız 1, 2 ve 3 A şıkkı olacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde şekildeki bir hareketin ivme kuvvet grafiğinde F1, F2, G ve A nicelikleri biliniyor. Grafikte verilenlerle yargılanan hangileri bulunabilir demiş. Bakalım. Arkadaşlar ben buradaki kuvvetleri biliyorum. İvmeyi biliyorum. Aynı zamanda neyi biliyorum? Yer çekim ivmesini biliyorum. Şimdi F1
kadar kuvvet verdiğim zaman herhangi bir ivme oluşmamış. Bu ne demek? Herhangi bir tane cisim çizelim şöyle bir zemin üzerine. F1 uygulamışım arkadaşlar ve hız oluşmamış. Şu an hız 0. O zaman ben ne derim? Bu durumdayken arkadaşlar sola doğru bir sürtünme kuvveti var ve bunlar birbirini dengeliyor. Yani sürtünmenin maksimum değeri arkadaşlar Fs eşittir F1 diyebilirim. F1'i de bildiğim için aslında sürtünme kuvvetini bulabilirim yani. Onu demek istiyorum. Sürtünme kuvveti bulunabilir. Hareketlerin kütlesini bulabilir miyim arkadaşlar? Ona bakalım. Şimdi şurada F2 eşittir M çarpı A yaparsak arkadaşlar. Yani kütleyi bulmak istiyorum ya. Ama burada F2 direkt olarak yapamayız. Neden? Çünkü F2'yi çektiğim zaman şöyle düşünün. F2 ile çektiğim zaman sürtünme kuvvetini bildiğim için o etki edecek ya. Yani toplamdaki net kuvveti bilebilirim. Onu söylemek istiyorum. Bu sol tarafı bilebilirim. A'yı da bildiğim için arkadaşlar cismin kütlesini de çıkartabilirim. Bu da bulunabilir. Sürtünme katsayısını ama bulamam. Çünkü tepki kuvvetini bilmiyorum. Dolayısıyla bunu bulamayacağım arkadaşlar. Cevabım 1 ve 2 C şıkkı olarak gelecektir. 5. sorumuza baktığımızda 2 kilogram kütleli cisme F1 kuvveti uygulanınca cisim sabit hızla hareket ediyor. Şekil 2'de 2 gibi F2 kuvveti uygulanınca cismin ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur demiş arkadaşlar. Bakalım. 20 Newton uygulanınca arkadaşlar sabit hızla hareket ediyoruz. O zaman sola doğru 20 Newton ne vardır? Sürtünme kuvveti vardır değil mi? 40 Newton uygulandığında o zaman arkadaşlar sola doğru 20 Newton aynı şekilde sürtünme kuvveti olacaktır. F net arkadaşlar o zaman ne çıkar? Sağa doğru 40 var. Sola doğru da 20 olacağını. F net arkadaşlar 20 çıkacak. F net eşittir MA formülünden 20 eşittir 2 çarpı A'dan A arkadaşlar buradan ne çıkacak? 10 çıkacaktır. Cevabımız B olur. 6. soruya geldiğimizde KLM araçlarının içindeki sarkaçlar şekillerdeki gibi dengededir demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? K aracı yukarı yönde yavaşlamaktadır diyor. Arkadaşlar herhangi bir durumda normalde yani bir yokuş çıkarken ne olur arkadaşlar buradaki ip sola doğru eğilir değil mi? Bunu sağa doğru yani bunu sağa doğru getirecek şey ne olabilir arkadaşlar? Elemsizlik kuvveti olabilir. Normalde sola doğru giderken sağa doğru gitmesini sağlayacak şey arkadaşlar. Eğer yukarı yönde siz yavaşlıyorsanız yani yukarı yönde yavaşlamak bu yönde bir ivme demek. Eğer bu yönde bir ivmeniz varsa içeridekilere bunun tersi yönde yani yukarı doğru bir ivme etkiler ve kuvvet etkiler. Böyle düşünebilirsiniz. İp böyle dengede kalabilir. Yani birinci öncülümüz doğru. L aracı aşağı yönde yavaşlamaktadır diyor. Arkadaşlar L aracı normalde aşağı inerken ne olacak? Sağa doğru eğilmesi lazım. Bunun sola doğru gitmesini sağlayacak şey arkadaşlar ne olur? Aşağı doğru yavaşlamak demek, yukarı doğru hızlanmak demek aynı zamanda. Böyle bu şekilde diyor. Eğer bu şekilde bir ivmesi olsaydı buna tam tersi yönde içindekileri etki ettiği için hani içindekileri şu ivme etki eder diyor yani. Eğer böyle olsaydı ama ip böyle de durabilir miydi? Hayır, böyle yukarı doğru giderdi. Yani aşağı doğru inmeye çalışırdı. Olmaz arkadaşlar. İkinci öncülümüz yanlıştır. M aracı sabit hız hareket etmektedir. Arkadaşlar sabit hız hareket etse bu düz olarak dururdu ama gördüğünüz gibi sola doğru eğilmiş. Bu ne demek oluyor? Ya sağa doğru hızlanıyor demek ya da arkadaşlar öne doğru ne yapıyor işte? Bu yönde arkadaşlar yavaşlıyor demek aynı zamanda. Üçüncü öncülüm de olmaz yani. Cevabı A şıkkı yalnız bir olacak. 7. sorumuza geldiğimizde şekildeki KLM cisminin 10 Newton kuvvet uygulanıyor. T1 eşittir 6 Newton, T2 eşittir 4 Newton ise bunların kütleleri oranını sormuş. T1'i 6 Newton olarak vermiş. T2'yi arkadaşlar 4 Newton olarak vermiş. 10 Newton kuvvet uygulanıyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu nedir? Bir sistemde değil mi? Sistemdeki her şeyin ivmesi aynıdır. Yani K'nın ivmesi A'ysa L'nin ivmesi de A'dır. M'nin ivmesi de A'dır arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak K'ya arkadaşlar yukarı doğru 10 çekiyor. Aşağıya doğru da ip kuvveti 6 çekiyor. Aynı zamanda ne olacak arkadaşlar? Bunun ivmesi kütlesinde ben aynı zamanda bilmiyorum. Şimdi burada net kuvvet ne o zaman? Yukarı doğru 10, aşağı doğru 6 çekiyorsa arkadaşlar net kuvvet 4'tür. 4 eşittir. MK çarpı A yapabilirim. Sonra arkadaşlar burada L için yapacak olursam yukarıdan 6 çekiyor, aşağıdan 4 çekiyor. L'nin arkadaşlar net kuvvet 2. Hem L çarpı A yapabilirim burada da. Sonra arkadaşlar M için yapacak olursam yukarı doğru ne çekiyor? Sadece 4 çekiyor değil mi? 4 eşittir. M çarpı A. Şu iki formülden arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 4'ler aynı, A'lar da aynı olduğuna göre M ile MK birbirine eşittir. Yani bunların oranı 1 çıkacaktır. Cevabımız A şıkkı olur. 8. soruya geldiğimizde şekildeki gibi serbest bırakılan cisimler ok yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Ok yönde yavaşlayan hareket.
Arkadaşlar yavaştan hareket. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? K ile zemin arası sürtünmelidir demiş. Bakalım. Arkadaşlar bu yönde yavaşlayan hareket yapması için ne olması lazım? Tabii ki de sola doğru bir sürtünme kuvveti etki etmesi lazım. Çünkü sağa doğru normalde bunun ağırlığı var. Evet, yani K ile zemin arası sürtünmelidir kesinlikle. T ip gerilmesi L'nin ağırlığından büyüktür demiş. Evet arkadaşlar, neden? Çünkü L yukarı doğru gidiyor ya, aşağı doğru gidiyor ama bu yönde yavaşlıyor yani. Normalde hızı bu yönde fakat yavaşlıyor. Yukarı doğru bir ivmesi var demek. Yukarı doğru bir ivmeyi oluşturan şey yukarı doğru bir net kuvvettir. Peki buradaki kuvvetleri sağlayan şey zaten L'nin ağırlığıyla, yani GL ile yukarı doğru T arkadaşlar. T'nin GL'den daha büyük olması lazım ki buradaki ivmeyi sağlasın. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. K'nın ağırlığı L'den büyüktür demiş. Arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. K'nın ağırlığı L'den büyüktür, direkt olarak böyle bir yorum yapamayız. Yani en azından buradaki sorudan. Çünkü sürtünme katsayılarını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz tek şey ne arkadaşlar? Buradaki Fs'nin cismi sola çektiğini yani diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur buradan. C şıkkı. 9. soruya geldiğimizde bir cisim sürtünme katsayısı 0,4 olan bir zeminde fırlatılıyor. Cismin ilk hızı 20 metre bölü saniyedir. Buna göre cisim kaç saniye sonra durur demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi şöyle cisimimizi çizersek. Sürtünme katsayımız arkadaşlar 0,4'müş. İlk hızımız da 20 metre bölü saniyeymiş. Arkadaşlar sola doğru buna ne etki edecek? Bir sürtünme kuvveti etki edecek değil mi? Ben buradaki sürtünme kuvvetini nasıl bulurum? Fs eşittir k çarpı n. N nedir arkadaşlar? Cismin bir kütlesi var m. Ve onu gerçek ivmesiyle, yani onunla çarparsak 10. Bu da aynı şekilde bize ne yapacak? 10 m tepki olarak dönecek. Fs o zaman ne geliyor arkadaşlar? K'mız 0,4 çarpı 10 m'den arkadaşlar. Fs eşittir 4 m geldi. Yani şöyle çizmiş olursak tekrardan. Sola doğru arkadaşlar bir 4 m kuvvet etki ediyor. Burada hemen F eşittir m a yazarsak. Net kuvvetimiz arkadaşlar 4 m. Kütlemiz m çarpı a yazarsak. Burada a arkadaşlar 4 olarak çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Yani ivmemiz 4'müş. Başlangıç hızım 20 metre bölü saniye olduğuna göre arkadaşlar. İvme de 4 olduğuna göre. Her saniye 4 hız kaybedeceğim. Her saniye 4 hız kaybedersem o zaman 5 saniyenin sonunda toplamdaki 20 hızımı kaybederim. Cevabımız E şıkkı olacaktır.